Atölye günlüğünden herkese merhaba. Biliyorsunuz bizim arabayı Via Karavan'da yaptırmaya karar vermiştik. Ancak yeni gelişmeler oldu. Onları böyle zamanla öğreneceksiniz. Ben de bu süreçte buraya gidip gelirken Atölye Günleri diye yeni bir dizi oluşturacağım. Bakalım birkaç tane karavan var. Sonucunu görmek istediğim. Bunlardan en merak ettiğim tabii ki de Sprinter. Evet. Onlardan birisi bugün başladı değil mi abi yapılmaya? Evet abi. Bugün koltukları söküldü. Kolay gelsin. Abi kaç dakika sürüyor bunu sökmek? Yaklaşık 45 dakika falan. 45 dakika. Yarın izolasyonu başlıyor. Sprinter 4x4. Herkese inşallah nasip olur böyle bir araç. Bunu takip edeceğim en çok. Bir de benim en merak ettiğim şehir içlerinde çok rahat edebileceğiniz araçlar, transporterlar birçoğunuz görmüşsünüzdür. Özellikle Avrupa'da çok kullanılıyor. Gençler tarafından çok kullanılıyor. Türkiye'de bir ilk diyebileceğim bu tür Transporter'da tuvalet, banyo. Bakın böyle oturarak yıkanabiliyorsunuz bunda. Gördüğünüz gibi pop-up tavan var. Böyle hala atölye çalışması devam ettiği için biraz tozlu olabilir. Temizler Via Karavan'la B-Campers bu aracı ortak üretiyorlar. B-Campers'ın merkezi Londra'da ama bu araç burada yapılıyor. Nerelere mi gidiyor? İsviçre'ye gidiyor, Almanya'ya gidiyor. Türkiye'de birçok noktaya satılıyor. Önümüzdeki günlerde tabii bu araç yollarda gezdikçe eminim daha çok ülkeye gidecektir. Çok iyi tasarım. Via Karavan kalitesi transporterlarda da gözüküyor. Ducato'larda olduğu gibi. Şimdi gördüğüm şu. Avrupa'da özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar Transporter Caravelle'den yapılan bu karavanları tercih ediyor. Batuhan sen de Londra'da yaşıyorsun. Neden abi? Neden bunu tercih ediyorlar çok? Neden tercih ediyorlar? Minimalist yaklaşımların son birkaç seneden beri artması sebebiyle, yaşanan pandeminin de bunun üzerine etkisi. Genellikle transporterlar, karavanlar zaten hali hazırda koltuklu araçlar. Onlar yerine boş transporterları alıp kendine göre bir yaşam alanı hazırlayıp 4 kişinin yaşayabileceği gibi üstü eğer açılırsa küçük araçları tercih ediyorlar. Gün içerisinde bu aracı kullanıyorlar. Yani iki tane araba almak yerine bir tane araç alıp gün içerisinde, hafta içerisinde bu aracı normal araç gibi kullandıktan sonra hafta sonunda istedikleri bir yere Avrupa'da isterse seyahate 2 hafta, 3 hafta ya da 2 günlük dahi olsa küçük seyahatler ya da uzun seyahatler fark etmez kullanmak amaçlı transportu tercih ediliyor. Birinci sebebi bu. Ama asıl sebebi hippilerin yarattığı akımın başlangıcı bu araçlar. Evet. Westfalia değil mi? Westfalia'ya evet, başlıyor. Westfalia, Almanya'nın yaptığı hippilerin Amerika'da alıp bu arabaları sahillerde üzerlerine surfboardlarını koyarak kendilerini kaybedip 1 ay, 1,5 ay uzaklaştıkları araçların atası transporterlar. Şu an bindiğimiz araba T5. Bu aracı Türkiye'de yaptık. 2015 model ilk Türk plakalı yaptığımız araç. İngiltere'ye 3 tane araba yaptık. Bu araçlarımız satıldı. Şu anda içeride bir tane İsviçre'ye, 2 tane Türkiye'ye ve 1 tane İngiltere olmak üzere 4 tane daha araç yapıyoruz. Süper. Bu aracın farkı müşterimizi banyo ve tuvaletle yaptık. Genelde transporterların içerisinde bu yok. Evet dış, gördüm onu. Evet. Gerçekten çok evet, güzel olmuş. Dış koyuyoruz araçlara. Karavanlardan farkı, kamp arabalarının, camper vanların farkı bu. Karavanda aşırı bir lükslük. Evinde aradığın her şeye sahipsin. Yani o arabanın içerisinde yaşıyorlar yurt dışında. Fakat bizim bu arabamızda kamp arabası. Yani tenteyi tercih etmeyip, çadırı tercih etmeyip insanlar. Ruhsatta ne diye geçiyor bu araç? Yurt dışında camper van diye geçiyor. Burada da karavan olarak geçiyor. Karavan olarak Türkiye'de geçiyor. Bu aracı karavan diye tescil ettik. Bir tane crafter'la bunun hiçbir farkı yok. Karavan anlamında değil mi? Aynen hiçbir farkı yok. Arabanın teknik özellikleri ne? Bu araba 1.9 150 beygir. Onun 190 beygire kadar çıkanları var. 1.9 4 silindir bir dizel motoru var aracımız. Bu motoru şöyle örnek vereyim. Golf'lerde, Passat'larda kullandıkları motoru da aynısı. Aracımızın içerisinde çok fazla yükümüz olmadığı kabak ağacından hafif ve dayanıklı ahşap kullandık. Geri kalan bütün her şeyle aracımız diğer Passat ve örnek veriyorum Golf'ten fazla yakmıyor. Çok ufak bir farkımız var. Evet. Çok az yakıyor ve araba süratle 100
140 lira, 150 lira çok rahat çıkabiliyor. Aha. Veya yani küçük arabalarla gidebileceği her yere girebiliyorsun bu arabayla. Otoparklara girebiliyoruz. Aha. Kapalı otoparklara girebiliyoruz. Sipariş sistemi nasıl işliyor? Yani arıyorlar bir campers'ı, Via karavanı. Yani ben şu an sana bir hiç anlamayan müşteri gibi soruyorum. Evet. Batuhan Bey, ben böyle bir araba istiyorum. Şartlar nedir? Fiyatlar nedir? Ne kadar sürede teslim ediyorsunuz? Yurt dışı ile yurt içindeki paketlerimiz biraz farklı. Türkiye için konuşacağım. Şimdi hiçbir şey bilmeyen bir müşterimiz bu aracı sahibinden de görüp bize ulaştığında, aha, önce onları alması gerektiği aracı söylüyoruz. Tabii ilk etapta taleplerini dinliyoruz. Bu araçların yapılma şartları kısa şase üzerine yapılmış. Ama şu an bindiğimiz araba uzun şase bir araç. Müşterimiz büyük bir araç isterse uzun şase, normal geleneksel bir camper van isterse kısa şase araç tavsiye ediyoruz. ÖTV'den kurtulabilmemiz için 5 yaş sınırına dikkat ediyoruz. Evet. Aracın baz arabamızın iyi bir araç olması için belirli bir kilometre şartımız var. Bakım şartı var. Aha. Bunları söylüyoruz. Ona göre müşteriler almadan önce araçları bize böyle bir araç bulduk, ne diyorsunuz diye geliyorlar. Biz de okey verdiğimizde örnek veriyorum, bu aracı biz aldık. Aracı alıyoruz. Aldığımızda 4 tane paket hazırladık Türkiye için. Yurt dışında da aynı isimleri kullanıyoruz bu arada. Aha. Poyraz, Kariyer ve Fırtına diye. Aa, süper. Evet. Türkçe çok güzel 4 tane paket hazırladık. İşte bunun içerisinde, aha, ekleyip çıkartabileceğiniz özellikler koyduk. Örnek veriyorum, bu arabada İtalyan derisi kullandık tek parça. Aha. Ama en ucuz paketimizde koltuklarımız kumaş. Evet. Ön koltuklar, tekli koltuklar yaptık. Bazılarında araç geldiği zaman 2+1 büyük koltuklu araçlar geliyor. Onlar kalıyor yerinde. Yani artılarımızı ekleye ekleye, aha, fiyatımız 88 bin liradan dönüşüm paketi araç, evet, hariç başlayıp 188 bin lira ya da özel üretim araçlara farklı rakamlar çıkıyor. Ama ben sadece arabamı alayım ve kamp yapayım ve benim bütün bu kamp giderlerimi götürsün dediğiniz bir araç 80 bin liralardan başlıyor. Bu araç şu anda İsviçre'ye gidiyor. Evet. Almanya'ya gidiyor, İngiltere'ye gidiyor. Evet. Oradaki geri dönüşler nasıl, tepkiler nasıl? Burası, yani orası tabii bunun ana vatanı sonuçta. İngiltere'de bizim baz aldığımız bir tane firma vardı. O firmanın bir üst kalitesine çıktık araçta. Sattığımız arabalarda çok iyi geri dönüşlerimiz var. Herkes çok memnun. B-Campers'da, Via Caravan zaten %50 ortak kurulmuş bir firma. Bütün transporterlar, Türkiye'de yapılanlar da dahil olmak üzere hepsini B-Campers çatısı altında yaptık. Transporterların hepsini ben ilgileniyorum. Yurt dışı, mesela İsviçre'ye şu an bir araba yapıyoruz. Evet. İsviçre'de daha araba gitmeden arabayı satın aldılar. Aha. Onun üzerine bir de 4x4 bir araba istediler. Süper. Normal karavan mı yoksa? Normal transporter. Karavanlarda değil. Karavanlar zaten Via Caravan olarak, evet, Avrupa'ya sürekli satılıyor. Şu an dediğim gibi çok iyi geri dönüşümler var. Aracın içerisindeki üretim kalitesi çok yüksek. Orayla kıyasladığımız zaman. Orada ezberleme, belli bazı şeyler yapılıyor. Kendim de bir tanesini yaparak ben bu işe başladım. Alacağınız ürünler belli, yaptıkları döşemeler belli. Yani deri koltuk yapmıyorlar, plastik deri alaşımlı koltuklar onlar için bir lüks. Biz bunları çok iyi bir şekilde burada kendi bünyemizde üretiyoruz. Döşemesini, hepsini kendimiz yapıyoruz. Tavanları kendimiz üretiyoruz. Zaten en merak ettiğim şey o. Bu tavanı Via Caravan'da üretiyorsunuz. Bu tavanı Via Caravan'da üretiyoruz. İngiltere'de test yaptırdık bu karavanın tavanını. Aracın mukavemetini %35 arttırdığımızı onayladılar. Oo, süper. Aracın üstünü sunroof gibi kesiyoruz fakat çok büyük ebatlı. Onun, aha, yerine çok geniş bir şekilde bütün dört köşesini kaplayan bir kasa yerleştiriyoruz. Bu kasa aracı kestiğimiz noktalardan %35 daha güçlü hale getiriyor. En üstüne de fiber, yine dayanıklı bir fiber alaşımla aracın üzerini kapatıyoruz. İngiltere'de araçların üzerine koydukları şapka gibi duruyor. Bizdeki, evet, ise kesinlikle anlayamıyorsunuz. Araçta birebir sanki üzerine ufak bir spoiler koymuş gibi gözüküyor. Ürünleri 1,5 sene burada
kendimiz geliştirdik, kendi bünyemizle getirdiğimiz koltukları, tavanları, mobilyaları bu sene üretime başladık. Uzun şase ilk yaptığımız araç da bu. Uzun şase üretimine de başladık. Evet, Ar-Ge çok önemli bu işte. Tabii tabii. Bunu zaten Hüseyin Bey'le bu işe girmemizin sebebi bu. Kendisi hem çok heyecanlı aynı bizim gibi. Ufak bir hasar ya da hata dahi kabul etmiyor. Yani bir tavanı biz 4 defa ürettik. Oo, süper. Evet, vallahi bir gün ben de bununla tatile çıkmak isterim açıkçası. Bir denemek isterim. Deneyin, büyük karavandan vazgeçeceksiniz. Bakalım geçirir mi ya? Bence tam aslında Esra'lık, biliyor musunuz? Yani Esra buna bayılır. Hani mini minnacık, ooo sığar. Peki yatak boyu nedir yukarıdaki? 1.90. Uzunluğumuz yok. 1.90. Evet. Böyle istediğin yere çek abi. Oh. Aynen. Bak gölün yanındayız. Burada istediğimiz gibi konaklayabiliriz. Ya düşünsenize, sabahları bir kalkıyorsunuz. Kafayı kaldırdığın an arkanızda göl, deniz. Oh. İnsanoğlu artık gerçekten kendine zaman ayırmalı. Oh be, buradan ne güzel keyif yaparsın. Böyle bir sabaha uyanıyorsun işte.